Yapmayın ama. Buyurun. Selamun aleyküm. Buyurun. Kutlu olsun. Halkına bir doğu ve güle doğu camiasına. Hocam sağlıklı yaşlarınız olsun. İyi ki doğmuşsun. Çalışan personelin de haberi yok. Var aslında, niye var? Var. Haberimiz yok. Tekrarın. Burada sonra bunları şey yapalım. Tamam, tamam. Fuat Başkanım 98'li yıllarda hastaneyi yeni başlarken bu hastaneyi satıyor musunuz diye kartını bırak. Gerçekten. Fazla hala satıyoruz. Şükürler olsun. Satmadık. Satmak yolunda kalmadık. Satmak da nasip olmaz. İnşallah. İnşallah. Herkes kendi işi açsın. Ticaretine bakıyor, ne yapsın yani? İstanbul'da şu anda markalaşan bir Avrasya Hastanesi var. Bizim 30 yıllık bir hukukumuz var. Gerekse Mardinler Derneği, gerekse Doğu ve Güneydoğu şu andaki dernekleri. 3 tane hastaneyle de bizim anlaşmamız var. Marka değeri çok yüksek. Şifa kabısı ve İbrahim Bey bizim için çok değerli. Hüseyin Bey bizim için çok değerli. Bu markayı taşıma adına yaptıkları hizmetler çok güzel. Gerekse Azerbaycan'da bunlar 2 sene önce aldıkları bir başarılı bir ödülü var. Uluslararası marka dalında da Türkiye'de önemli bir ödülleri var. Bu ödüllerin karşılığı bir başarıdır, bir başarı hikayesi var. Bir çalışmanın ve ekibiyle beraber zirveye çıkmanın bir hikayesi var. Onun için İbrahim Bey bizim için çok değerli, bölge insanları için ve bizim derneklerle ve sivil toplum kuşağıyla çok yakın temasları var. Özellikle deprem bölgesinde 6 Şubat'taki olan deprem bölgesindeki onların katkıları çok büyük. Biz de orada gönüller dokuma adına şu anda Hatay'da günde 300 kişilik şu anda iftar veriyoruz. Gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Nice yaşlar olsun. Sağlıklı. Allah sağlık olsun. Ben bir sorum var. 35 yaş için ne söyleyeceğim? 35 yaşına İbrahim Bey neler söyleyecek? Bir defa beni tekrar duygulandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir süreden beri göremediğim dostları da görmek burada ayrı bir mutluluk verdi. Bugüne kadar varoluşumuzda gerçekten Zeytinburnu halkının, insanının, Balkanlısının, Afganlısının, Kuzeylisinin, Güneylisinin, tekstilcisinin, dericisinin bu kuruma sahip çıkması, kucaklaması, yüzü hürmetine bir başarı varsa burada gerçekten hayal bile etsem böyle bir şeyi ilk kuruluşta hiç düşünmemiştik. Evet, sağlık turizmi de yapabiliriz. Bu ülkenin beyin göçüne, hasta göçüne gönlümüz razı değildi. O zaman ciddi vaziyette biraz üst durumda olan, imkanları olanlar yurt dışında tedavi olurlardı. Olay şimdi tersine döndü. Yurt dışı buralara geliyor. Bu, tabii bu ülke için, bizler için gurur duyulacak bir gelişme. Son yıllarda hep İhracatçılar Meclisi'nin tespitlerine göre bizden de habersiz. Hizmet ihracatında sadece Zeytinburnu'ndaki hastanemizin ilk 500'de yer alması, hastaneler içerisinde ilk 10'larda yer alması, bu övünmek değil ama gurur duyulacak bir şey. Bunda da bizim yurt dışında herhangi bir ofisimiz yok, irtibat yerimiz yok. Burada Zeytinburnu mozaiğinin çok önemli katkısı var. Zeytinburnulu insanların buradaki hekimlere güvenmesi, onu denemiş olması, neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmesi konusunda hemen bir telefon konuşmasında hocam işte böyle bir hastamız var,
olur mu? Bir bakıyorsun daha o telefonu kapatıyorum. O bahsettiği insanlar buraya gelivermişler. Kapımın önünde bekliyorlar. Onun işte doktorunu... Kaç doktorumuz var burada? Şu anda burada 60'a yakın doktorumuz var. Koplam'da hastanemizde 150 civarında çalışan doktorumuz, 1000 civarında çalışan insanlarımız var. 50.000 metrekarelik bir kapsamda bir hizmet veriyoruz. Bütün dallarda hizmet veriyoruz. Özellikle kardiyoloji ve kanser konularında daha özel bir durumu olan şey var, makine. Bir organ nakli ve hücre nakli ruhsatımızda yok. Yani o ayrı bir konu. Bugün bir konusu olduğunu tabii var. Yani organ nakli ayrı bir alan. Biz zamanında onlara girmemiştik. Ama ileride gençler inşallah onlara da girme durumu olabilir. Yaş 35 Hüseyin Bey ama saçlar hiç de böyle yaş 35 demiyor. Önce yaş 54-55 ancak. Şükrediyoruz. Yürüyebildiğimiz sürece varız diyoruz. Sağlık önemli. Sağlık. Yürüyebiliyoruz. Ayaktayız. Elimiz ayağımız tutuyor. O zaman yaşın ne önemi var ki diyoruz. Yani elimiz ayağımız tuttuğu sürece cümlemize çok teşekkür ederim. Sağlıklı uzun ömürler inşallah. Yakalım mı onları? Yok bir saniye arkadaşlar da duygularını alalım. Sayın milletvekili adayımız, adayını sevmiyorum. Şu anda kesin milletvekili gözü gibi bakıyoruz. Çünkü Emine Dirican AK Parti'de büyük hizmetleri olan, derneğimizin de şu anda genel başkan yardımcısı, büyük hizmetleri var. Senin de İbrahim Bey'le ilgili duygularını alalım. Kısa kısa olarak bir tur yapalım. Öncelikle çok güzel bir hizmetler yapıyorsunuz İbrahim hocamız. Yani gerçekten hastanede hizmet vermeniz, insanlara sağlık konusunda böyle bir ön ayak olmanız, buradaki hastanenizin başarısı, bu zamana kadar da gelmeniz. Tebrik ediyorum. Gerçekten insanlarımız hastalıklarında güveneceği doktorları arıyorlar. O bir gerçek. Güveneceği hastaneyi arıyorlar ve geldikleri zaman da hemen hastalarla ilgileneceği gerçekten hizmet hastane hizmet eden kişileri karşısında görmek istiyorlar. Demek ki bu zamana kadar başarılısınız ki bu zamana kadar isminiz çok güzel her yerde duyduk. Fuat Başkanımızla da bugünkü güzel gününüzde doğum gününüzü kutlamak için size sürpriz yapmak istedik. Nice günlere diyorum. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Usta gazeteci Osman Dernemiz'de Yüksek Şahide Kurulu üyesi. Sana da duygulan alalım. Teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'le güzel bir hukukumuz var. Çok eskiden beri. Yani Avrasya kurulduğundan beri. Çünkü Avrasya Hastanesi'nin kuruluşu ile Aktüel'in kuruluşu aynı yani. 2000 yıllarında. Biz Murat Aydın'ın seçilmesi ihtimaliyle burada gazete çıkardık. Onu desteklemek amacıyla. Sonra devam ettik tabii. Kendi mecramızda devam ediyoruz. Avrasya buraya bir değer kattı. Avrasya buraya bir marka değeri kattı her şeyden önce. Yani Olivium'la Avrasya dendiği zaman Zeytinburnu akla geliyor. Bak iki marka var burada. Gerçekten çok önemli ve değerli markalar. Onun için Zeytinburnu böyle bir katma değer kattığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz Avrasya ailesine. Zaten Hataylı olmaları münasebetiyle benim ikinci memleketim Hatay. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı da arkadaşım Lütfü Savaş. Öyle çok fazla gidip geldiğim, yani Erzurum'dan daha çok gidip geldiğim bir yer. Ayrıca Hataylı olmalarına dolayı başka bir sempatim var yani. Teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin inşallah. Teşekkür ederiz. Evet, ben de size teşekkür ediyorum. Gerçekten Zeytinburnu'nda bu yerel gazeteciliği meçhul kahramanlar rahmetlik Alpay'ı da bu vesileyle anmak istiyorum. Gerek dün gibi hatırlıyorum. Florya'da ilk aktüeli tanıtmamız konusunda böyle bir sponsor olmuştular. Bir sponsorluğumuz evet. Olmuştu Osman Bey'e. Yani oraya işte sahneye bir 2005 mi 2006 mı neydi yani? Vallahi yıl belki öyle yani öyle bir şey. Öyle oradaki o senin
mahzun duruşun. Evet, ama sonra ne oldu bu Osman'a diyor. Çiçek gibi açtı yani. Nasıl açıldı? Orada çok mütehassıf diyorsun. Tabii. Yine sizler benim gözümde Hüseyin Beyoğlu'nun, Zeytinburnu'nun yerel gazetecileri gerçekten meçhul, nasıl diyeyim, sessiz kahramansınız. Gizli gözlerimde. Evet, gizli kahramansınız. Yani çok da emekleriniz var burada. Eğer bugün bu halk bizi böylesine kucakladıysa sizlerin burada çok önemli payınız var. Kesinlikle. Hüseyin Bey'e ve sizlere gerçekten yürekten teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu konuda bizim derneğimizin üyesi, kendisi benim yeğenim. Seninle devam edelim. Derneğimizin ilk okullarında. İki kelam sen değil. Ben. Genel olarak zaten hastane personeliyim. Yani yeni başladım ama fakat memnunum. Yani aynı şekilde diğer hastalar olsun vesaire, etrafımdaki insanlar olsun, onlardan da olumlu dönüşler alıyorum. Yani tebrik ediyorum. Güzel bir şey. Giren senden de küçük bir ben de tekrardan doğum gününüz kutlu olsun. Ben zaten küçüklüğümden beri bu hastane müdaviniydim. Hani hep burada tedavi oldum. Şimdi çalışmak kısmet oldu bana. Yani memnunum genel olarak. 6 aya yakın bir süreç oldu. Genel hastane personellerindeki arkadaşlarımızla uyumumuzdan olsun. Hani aile ortamı olan bir hastane ve köklü bir hastane. Yani Avrasya dediğiniz zaman hemen herkes biliyor. Yani başarınızdan da tebrik ediyorum. Yani insanların aklında çok güzel bir şey olarak kalmış. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun. Evet, biz de o zaman bayrağı güzel ellere teslim ediyoruz. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, önemli bir isim Hüseyin Çetiner. Hüseyin Çetiner'de bizim 35 yıllık bir okumuz var. Hüseyin Çetiner gerekse iş tadında gazeteci ve Malatya camiasında ve sivil toplum kuruluşunda çok sevilen bir isim. Ve Zeytinburnu'nun geleceğin platformu, esasen Zeytinburnu'yu ilgilendiren çok önemli çalışmaları var. Ve hakikaten yürekten kutluyoruz. Zeytinburnu sorunlarına da en yakın platformu kurup da onlara dokunan çok önemli bir isim. Burada oluşu ve özellikle Zeytinburnu'da büyük hizmetleri var. Sayın Başkanım, tekrar hoş geldiniz. Sen de duygularını alalım. Çok teşekkür ederim. Fuat Başkanım da söylediği gibi 35 yıl belki de aştı. Rahmetli babası Muhittin amcayla cami cemaatinde beraberdik. Komşuyduk Sümer'de. Gerçekten Zeytinburnu bizim için önemli. Benim 4 tane evladım burada dünyaya geldi. 35 yıldır burada yaşıyorum. Buranın ekmeğini yiyorum, suyunu içiyorum. Avrasya'da 98'den bu yana takip ediyorum. Ben kendim burada meydan doğdum. Çocuğum burada doğdu. Eşimin, hepimizin yani burada güvene gelebildiğimiz bir hastane. Hatta ben apandis ameliyatı olmadan önce 3 tane yere gittim. Hepsine sordum, buraya geldim, hiçbir şey demedim. Aynı T'yi koydum, buradan oluyorum. Çünkü sağlık önemli. Yani telafisi yok. Yani dolayısıyla özellikle Hüseyin Hocam'ın 1000 kişiye iş vermiş olması çok değerli bir konu. İbrahim Hocam da marka değeri konusunda Koç'tan gelmiş olmasından dolayı müthiş bir değer kattığını farkındayım, yakinen takip ediyorum. Rabbim yollarını açık etsin. Yeni yaşta da hayırlara vesile olsun inşallah. Hepinize saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin 81 ildeki yapılaşmanın önemli bir mimarı. Biz gençliğe çok önem veriyoruz. Derneğimizin gençlik kolları Genel Başkanı İslam Akyüz. İslam Akyüz, Allah razı olsun, bu genç dinamik enerjisiyle Zeytinburnu Kaymakamlığı'yla beraber koordinasyonlu bir çalışmayla tam kendi başına bir kamyon dolusu katkıda bulundu. Allah razı olsun derneğimize ve bölge insanlarına büyük katkıları var. Sayın Başkanım, sen de duygularını alalım. Teşekkür ederim Başkanım. Başkanım, o çalışmayı biz yaptık. Gençlerle beraber yaptık. Böyle durumlarda her zaman, her yerde desteğimizi esirgememiz lazım. Çünkü böyle bir felaket bir kere gelir. İnşallah bir daha gelmez. Yani cebimizde, elimizde ne varsa göndermemiz lazımdı. Çünkü orada çok mağdur insanlarımız vardı, ihtiyaç sahibi insanlarımız vardı. Elimizde ne geldiyse onu yaptık. İbrahim Bey, her sene gelenek oldu artık. Yeni yaşınız, 35 yaşınız. İnşallah kutlu olsun. Nice mutlu yıllara inşallah.
Avrasya Hastanesi'nde de gerçekten bir marka, nereye gidiyorsak Avrasya Hastanesi dediğinde güzel şeylerle zikrediyorlar. Bunun için de biz de çok mutlu oluyoruz. Zeytinburnu çocuğu olduğu için, çocuğu olduğumuz için teşekkür ederim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buradaki emek sizlerin de emeği var. Her şey karşılıklı. İyi ki varsınız. Ben özellikle çok fazla çalışıp da görünmez bir kahraman var. O da Gönül Hanım. Ya Gönül Hanım sağ olsun. O da hastanenin elli kulağı ve gizli kahramanı. Genel koordinatörü. Hastanenin sanki ben kendisini gördüğüm zaman merak ettim. Acaba dedim hastanenin %5, %10 ortağı gibi çalışıyor. Yani acaba İbrahim Bey Hüseyin Bey hissesi varmış zaten. Kendisine %5, %10 hisse vermiş gibi. Hastaneye sahiplenmek güzel bir şey. Gönül ver. Yani gönül, zaten kendisi gönül ve gönül vermiş. Hastanede sahibi gibi çalışıyor. Gizli kahramanlardan birisi. Senin emeğine de teşekkür ederiz. Biz de size ve ziyaretinize teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki, ben bana yakalı çok değerli. Onlar için yapabiliriz. Sağ olun. Hiç Allah razı olsun. Yeter artık. Yönetiminde sürekli bize katkı sağlıyor. Sağlık hususunda da uzman. Çapa'da, Cerrahpaşa'da bir işimiz düştüğü zaman kendisini arıyor ve bize sürekli katkı yapıyor. Soner, sana da çok teşekkür ederiz. Şimdi başka sen de otur yapalım. Şimdi. Evet. Sen de otur. İbrahim Bey yüklerken bir video alalım. Ay, ben bir dua da alalım. Size şöyle bir yer. Evet. Çünkü şöyle yavaş. Başkanım sana şöyle yavaş. Evet. Doğum gününüz kutlu olsun. Evet hocam, hayırlı Sayın yaşlar. Sayın Başkanım. Buyurun. Ne diyeceksiniz? Ne dileyeceksiniz? Bol kazançlar, hayırlı işler. Bereketli olsun inşallah. İnsanlarımıza, milletimize Allah sağlık, huzur, sağlık versin. Dileğim bu. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun, hayırlı yaşlar olsun.